Bir kimse haberi olmadan üzerinde bulunan bir necasetle namaz kıldı. Ve o vakit geçti. Vakit geçtikten sonra necasetin üzerinde olduğunu fark edince namazını tekrar eda etmeli mi? Fark ettikten sonra kılınan namaz ile tam vaktinde kılınan namazın sevapları aynı mıdır? Normalde burada necaset nasıl bir necaset? Eğer necaset 3 dirhemi geçiyorsa namazın dışındaki farzlardan birisi necasetten taharet, yani pislikten temizlenmek. Eğer bu kimsenin üzerinde o pislik var ise o zaman normalde namazın dışındaki farzı yerine getirmemiş oldu. Böyle bu noktada bunu tekrar söylüyorum. Hanefiler 3 dirhem miktarında necaset olarak bunu dirheme bağlamışlar. 3 dirhem kaç grama tekabül ediyor bilmiyorum şu anda. O yüzden normalde eğer bir kimsenin üzerinde bu kadar necaset var da öyle namaz kıldıysa namazını iade edecek. Farzı terk ettiği için. Farzı fark ettikten sonra kılınan namaz ile tam vaktinde kılınan namazın sevapları aynı mıdır? Değildir. Vaktinde kılınan namaz ile vaktinin dışında kılınan namazın sevabı aynı olmaz. Erkek ve kız çocuğunun necasetinin hükmü nedir? Zannediyorum necasetin hükmü çok değişmiyor. Çocuklar, yani bir yerde bir şey okuduydum. Kız çocuğunun necasetiyle alakalı, yeni doğan çocukla alakalı ama şimdi karıştırabilirim. O yüzden bu soruyu cevapsız bırakıyorum. Hakkını vermesek de her sözünüze itaat etmeye çalışıyorum. Fakat sigara içmeme konusunda zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Bırakacağım. Arkadaşlar, ben dergaha girdiğimden beri sigara haram derim. O arkadaşlar sigarayı bırakmaları lazım. O yüzden sigara bir kimse bir şey Allah için terk etmesi çok zor bir şey değildir ya. Allah için yapacak bunu çünkü. Allah için bir şey yapmayacak. Veya Allah için bir şey yapacak. Allah için bir şey yapıyorsa o kolaylaşır. Yani Allah onu kolaylaştırır. Allah için yapılan her şeyi Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Hele bir de haramı terk etme. Yani bir kötülüğü terk etme. Bir yanlışlığı terk etme. Cenab-ı Hak kolaylaştırır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin değişik ibadetlerle alakalı duaları var ya. Mesela hac ve ömre yaparken hac ve ömremi kolaylaştır. Veyahut da oruç tutarken orucumu kolaylaştır. Bunun gibi normalde bir ibadete niyet ederken ibadetlerinizin kolaylaşması için dua edin. Mesela namaz kılacaksınız. Namazda zorlanıyorsunuz. Abdestinizi aldıktan sonra Allah'a dua edin. Deyin ki ya Rabbi kılacak olduğum namazı bana kolaylaştır. Yapacak olduğum ibadetleri bana kolaylaştır. Hayatımı bana kolaylaştır. Dünyayı bize kolaylaştır. Kolay rızık toplayanlardan, kolay rızıklananlardan eyle. Dünya ve ahireti amellerimizi bizlere kolaylaştır. O yüzden biz Allah'tan kolaylığı isteyelim. Cenab-ı Hakk'ın kolaylaştırmasını isteyelim. Amin. Bu normalde bütün ibadetlerde, bütün her şeyde olabilir. Sabahleyin kalktığınızda gününüzün kolay geçmesi için dua edin. Deyin ki ya Rabbi günümüz kolay geçsin. Veya bir sıkıntınız var, o sıkıntıya giderken dua edin. Ya Rabbi bu sıkıntıyı kolaylıkla benim üzerimden defeyleyin diye. Normalde insanlar hayatlarını kolaylaştırırlar. Dua büyük bir silah. Normalde böyle hani bir şey yapacağınızda zikrullah bunun en böyle yakın kestirme yoludur. Mesela bir kimse namaz kılacak gene baştan alalım. Namazda zorlanıyor diyelim. Abdeste zorlanıyor. Başlar tevhid çekmeye. La ilahe illallah. Allah için. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gider abdestini öyle alır. Kolay abdest alır.
ardından namaz kılacak. La ilahe illallah'la namaza normalde doğru yürür, kolay namaz kılar. Veyahut da tevhidle yapacak olduğu ibadette, yapacak olduğu ibadetin başlangıcında tevhidle devam ederse, zikirle devam ederse bütün hayatı kolaylaştırır. Sabahleyin kalkın böyle dersiniz var muhakkak. Ama sabah kalktığınızda tevhid çekin. Güne tevhidle başlayın. Zikrullah'la başlayın. Arabada gidiyorsunuz, yolda gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Bir iş yerinize doğru gidiyorsunuz. Bir Allah'ı zikrederekten yürüyün. Yolda giderken bağışlayın ders kağıdındaki makamlara. Ya Rabbi hepsinin yüzü hürmetine günümüzü hayırlı eyle. Amin. Günümüzü kolay eyle. İşlerimizi asan eyle. Amin. Dua ederekten yürüyün. Zikrederekten yürüyün. Bu insanın hayatını kolaylaştırır. O yüzden bir haramla karşı karşıyasınız. Haramdan kurtulmak için Allah'tan yardım dileyin. Allah yardım etmezse insan kılını kımırdatamaz. Gözünü açıp kapatamaz. O yüzden Allah'tan yardım dileyin. Zikirle, namazla, duayla Allah'tan yardım dileyin. Bu konuda Cenab-ı Hak öyle bir kimse kendine böyle bu nefislerle biz hiçbir ibadet edemeyiz, hiçbir şey yapamayız. Allah'ın yardımı olmazsa biz şuraya dahi gelemeyiz. Böyle kendi kendimize, kendi nefsimizi böyle dağlara, taşlara çıkarmayalım. Yükseltmeyelim, büyütmeyelim. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Allah bana yardım etmezse biz nereye zikrullah'a geleceğiz, derse geleceğiz? Sohbetlere, zikirlere gideceğiz. Allah yardım edecek insana. Allah onun kalbine aşk verecek, şevk verecek, muhabbet verecek, gayret verecek, kuvvet verecek, idrak verecek, cesaret verecek, istikamet verecek. Kolay değil bu işler. Adam 10 yıl sonra dervişliği bozuluyor, 20 yıl sonra dervişliği bozuluyor. 30 yıl sonra adamın dervişliği bozuluyor. Adamın 40 yıl sonra dervişliği bozuluyor. Allah muhafaza eylesin. Biz bu fakir nelerini gördü? Adamın dervişliği bozuluyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Körleşiyor adam. Rüya görenin rüyası kapanıyor. Göremiyor bir şeyi. Adam hal görüyor. Hali kapanıyor. Herkes muhabbet beslerken adama, adam unutuluyor gidiyor. Neredesin diyen olmuyor. Bakın neredesin diyen olmuyor. O tabi herkese kızıyordur, vefasız herkes diye. Unutturanı görmüyor. Hiç kimse kendi nefsinde hata görmez. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden Allah'tan hep yardım dileyelim. Allah bütün işlerimizi kolaylaştırsın bizim. Amin. Cenab-ı Hakk'a böyle münacat edelim. Öyle bir insanın kendi böyle gayretiyle olacak bir şeyler değil bu işler. Hani Hazreti Peygamber dahi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfu ikram olmazsa ben dahi cennete giremem diyorsa herkes ayağını denk alacak. Allah muhafaza eylesin inşallah. Eşimle arada tartışıyoruz. Her tartışmada babasına şikayet etmekle tehdit ediyor. Ben de babanı çağırırsam babanla birlikte eve geri dönersin diyorum. En son tartışmada annesi geldi. Ben de annesine defalarca kızını al git dedim. Nikah düşer mi? Allah sizden razı olsun. Al git derken eğer ki boşamak kastıyla al git dediysen bir talak. Yok al git derken boşamayı kastetmediysen bir talak yok. 10 sefer söyledin boşamak kastıyla al kızını git diye kadına. Talak niyet ettiysen evet kadın boşandı. Bunlar bir de İslam ahlakı değil. Yani bir erkeğin eşini evden kovması İslam ahlakı değil. Cahiliye ahlakı bunlar. Bir erkek eşini evden kovuyorsa cahil insandır o. Cahil.
Hele dervişse, sufiyse burada hiç sohbetlerimizi dinlememiş bizim. O cahilin kara kökü. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bir kimse bir dergaha girdiyse, bu hangi dergaha giderse gitsin, bir cemaate gittiyse, bir dergaha gittiyse, Türkiye gibi ülkelerde bütün herkesin gözü onun üzerinde olur. O bir hata yaparsa dergah lekelenir. Sen filanca dergaha gidiyorsun. O yüzden bak, sen nereye gidiyorsun? Filancaya gidiyorsun. Dergaha laf getirir adam. Veya kadın, önemli değil. Bir yere intisaplı mı? Evet. Onun hatası, bakın bu yanlış. Bu yanlış, bir taraftan da iyi. Bu yanlış iyi. Neden? Herkes kendini disiplin ediyor. Disiplin etsin. Sen sokaktaki bir insan değilsin. Sokaktaki bir insan olmadığın için kadın erkek herkes için geçerli bu. Yapmış olduğun şey dergaha mal olacak. Evde bir erkek kadına bir laf söylese dergaha mal olacak. Kadın adama bir laf söylese dergaha mal olacak. Siz sokakta bir laf söyleseniz dergaha mal olacak. Çarşıda, bacada, orada, burada, nerede olursanız olun. Dergaha müntesipliğiniz belli mi? Evet. Yapmış olduğunuz her yanlışlık, her hata, her kusur, her günah dergaha mal olur. Bunun bilincinde yaşamak var ya, insanı Allah'a yaklaştırır. Şimdi o kimse ilk önce şeyhime laf gelmesin, dergaha laf gelmesin diye sabreder. Öğretidir bu. Bir çıt sonra Allah'ı görüyormuşçasına yaşamayı öğrenir. Bakın bir çıt sonrası. O derviş önce terbiye ederken kendini, ya şeyhime laf gelmesin. Ya işte yoluma laf gelmesin. Haklıyım ama yola laf gelecek şimdi. Veya haksızım, hiç önemli değil. Yapmış olduğun şeyden yola laf gelecek. Laf gelecek. Ben hiçbir kardeşin, hiçbir arkadaşın yola laf getirmek istediğine ihtimal vermem. Eyvallah. Ama yapmış olduklarımızda yola laf geliyor mu? Evet. Söylediklerimizde yola laf geliyor mu? Evet. Bir yerde bir boş boğazlık yapıyoruz. Yola laf geliyor mu? Evet. Bir yerde sanki biz şaka yapıyoruz. Böyle mıydır kaydır, gevşek gevşek muhabbet yapıyoruz. Ki bazı şeyleri isimlendirerekten yasaklamama rağmen. Bunu erkekler de yapıyor, kadınlar da yapıyor. Bunlardan biz yola laf getiriyor muyuz? Evet. Dergaha laf getiriyoruz mu? Evet. Diyorum ya, dervişlik disiplin isteyen bir şeydir. Dervişlik insanın kendisini disiplin edecek, yolunu kendince, yola kendini adapte edecek. Yapmazsa sadece kendine zarar gelmiyor. Yola zarar geliyor. Yani benim şimdi birçoğu sakalımla buradaki oturduğum noktada kalkıp da işte millete faizle para sattığımı düşünün. Yani yola zarar gelmiyor mu? Gelmez mi? Adama demezler mi lan bir çuval sakalından bir de faizcilik mi yapıyorsun diye? Yani bu hafta gündemde mesela herkes soruyor. Diyanet işte TOKİ'nin faizini faiz olmaktan çıkardı. Bak ne kadar gücümüze gidiyor, değil mi? Değil mi? Ne kadar böyle kendi kendimize ne oluyoruz diyoruz, değil mi? Yani durduğumuz yerde yani Diyanet kalktı, şimdi böyle bir fetva verdi. Okumadım fetvanın altını, üstünü, gerekçesini, neye binaen onu verdiler. Darül Harp hukukundan mı verdiler?
Darül İslam hukukundan mı verdiler? Nereden verdiler? Okumadım, gerçekten incelemedim. Bakın, incelemedim. Ama normalde bütün herkesin gündemine girdi mi? Girdi. Din hassas. Sebep? Çünkü bütün emperyalistler yıkılmayan, ayakta kalan İslam'a saldırıyorlar. Dolayısıyla her ne kadar biz bangır bangır bağırsak da İslam'la Müslümanlar özdeşleşmez diye özdeşleşiyor. Aynı şey dergahlar için, cemaatler için, topluluklar için de geçerli. Yani bir kimse ben bir yere intisap ettim, ben oradan ders aldım deyince orayla özdeşleşiyor. Özdeşleşince o kimsenin hatası o yola vuruyor. Oradaki topluluğa vuruyor. Hele küçük yerlerde bu daha fazla fark edilir. Yani Bursa'da dahi bu kadar dedikodu, gıybet, o bu çıkıyorsa düşünün her yerde nasıl çıkacağını küçük yerlerde. Yani şunu diyemeyiz yani. Ya ne alakası var ya, filancanın hatasından dergah mı sorumlu olacak? E sorumlu değil ama dergahın adı lekeleniyor. Sorumlu değil. Eyvallah. Müslümanların, ümmetin yapmış olduğu yanlışlıklardan peygamberini sorumlu kılmamış. Değil ki bizi sorumlu kılacak. Ama halk nezdinde insanlar dergahı bu noktada kötülüyorlar mı? Evet. Kötülemek için yer bahane arıyorlar mı? Evet. Ve bundan dergahlar, tekkeler, cemaatler, cemiyetler negatif olarak etkileniyor mu? Evet. Evimiz, akrabalarımız bundan etkileniyor mu? Evet. Bir şey oluyor. Aa, biz o düğüne gitmeyiz. Ey tamam. E sen, muhabbet bu. Haram dedi, o düğüne gitmedi ama gittik, böyle bir halt işledi. Muhabbet hazır. Bakın, muhabbet hazır. Birisi ağzından bir laf söylüyor. Hiç aslı astarı yok. Muhabbet hazır. Bizim arkadaşlardan biri söyle demiş. Evleneceğim ben bir daha işte ya. Hanımı geldi, böyle böyle diyor dedi. İyi dur, sakin ol dedim ben. Açtım telefon, gel dedim buraya, geldi. Hadi evleneceksen evlendireyim seni dedi. Tık yok bunda. Oğlum evleneceksen evlendireyim seni. Ses yok. Oğlum ağzına ne ama sakız ettin sen bunu? Ne ama sakız ettin ağzını? Yapamayacağım bir şeyi neden söyledin? Götüremeyeceğim bir şeyi neden söyledin? Senin hakkın var mı bu dergaha dedim böyle laf getirmeye? Ne dedi o? Efendim din caiz dememiş mi? İyi oğlum, caizse yap hadi. Caiz tamam, yap hadi. Ses yok. Hane huzurunu kaçırıyorsun. Evinin tadını kaçırıyorsun. Milletin tadını kaçırıyorsun. Siz köy kahvesinde oturan cahil insanlar mısınız? Onlar dahi konuşurken korkuyorlar. Ulan eve daha gidinceye kadar bu haber eve giderse diye. Gidiyor. Derviş tek başına değil. Tek başına değilsin. Sen tek başına kafana göre mi yaşamak istiyorsun? Gel kardeşim, dersini ver. De ki ben bu yoldan değilim. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ben sıkıntıya fazla gelemem. Burnum kanıyor. Ben gideceğim evde hanımımı istediğim gibi döveceğim. Veyahut da kadın bunu yapan. İşte diyelim ki diyecek ki ben evde adama istediğim lafı söyleyeceğim. Veyahut da bir arkadaş diyecek ki ya ben hayatımı istediğim gibi ne canım istiyorsa onu yapacağım. O zaman dervişlikle bağın olmasın kardeşim.
Olmasın. Bak işine. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde bir normal tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bir erkek eşini evden kovmakla tehdit eder mi? Eşinin annesini babasını çağırırım. İşte geldiğinde alın götürün hanımınızı, hanımı veya işte kızınızı der mi? Ne yok? Cahil insan bunlar. Sen evlenmişsin. Dost doğru oturtur. Bakın tekrar söylüyorum. Ben bütün bayanlara diyorum ki evlerinizi terk etmeyin. Adam seni evden kovdu mu diyorum ben. Kovdu. Bir saat daha durma diyorum. Sana defol git dedi mi? Dedi. Bir saat daha durma diyorum. Kovulduğun yerde durma. Bir saat bile durma. Adam seni kovdu mu? Bir saat durma. Neden? İnsanların psikolojileri bozuk şimdi. Milletin nerede, ne zaman patlayacağı, ne yapacağı belli değil. Okuyoruz gazetede. Karısını 65 sefer bıçaklamış. Okuyoruz. Adam eşine normalde bir jarjör boşaltmış. Ondan sonra olmadı. Bir jarjör daha doldurmuş. Bir de ayağından böyle bir iteklemiş onu. Öldü mü ölmedi mi diye. Ölüsüne bir jarjör daha boşaltmış. Ya bu insanlar ne oluyor? Hangi terbiye alıyor bu insanlar? Şeyh Efendi'nin zamanında gördüydüm bir yere gittik. Ya kadının yüzünde gözünde morarmamış, kadının yüzünde gözünde patlamamış bir yer yok ya. İçim parçalandı. İçim parçalandı dedim ki ya. Yani normalde ne ya erkek adamsın ne kadar haklı olursan ol. Yani çok. Kalk sen kadını döv. Veya kalk sen küçücük çocuğu döv kim olursa olsun. Yine döven bir adama dediydim. Çok delikanlısın dedim, değil mi? Böyle baktı. Gel dedim döv lan beni hadi. Hadi dedim benimle dövüş hadi. Lan senin dedim bir kafalık işin var ya. Sana dedim bir kafa vuracağım yarısı yabana gidecek. Sen şimdi adam mısın dedim. Erkek misin sen şimdi? Kadını dövdün. Ses yok. Kadın dövmekle adamlık mı olur ya? Kadını evden kovmakla adamlık mı olur? Dervişlikten önce öğrendiğim delikanlılık kuralı bu. Bu dervişlikten önceki racon. Dervişlikten önce delikanlı adam hanımına vurmaz. Delikanlı adam hanımını kovmaz evden. Delikanlı yiğit adam eşini, çoluğunu, çocuğuna bakar. Taşı sıkar, taştan suyunu çıkarır, taştan suyunu çıkaraktan evine bakar. Hamballık yapar, tuvalet temizler, sokak temizler. Çalışmak ayıp değil. Gider iş bulur, üç kuruş getirmez, bir kuruş getirir, evine bakar. Üç kuruş getirmez, bir kuruş getirir ya, evine bakar. Gider amelelik yapar, gider inşaatta çalışır, evine bakar. Ayıp değil çalışmak. Biz oturduğumuz sokağın en zengin ailesinin çocuğuyduk. Oturduğumuz sokağın bizim caddenin, bizim caddede benim baba dedemden daha zengin kimse yoktu.
Bakın baba dedemden daha zengin hiç kimse yoktu. Babamın sağlığında da babamın zenginliği kadar bizim sokakta hiç kimse de yoktu. Babam vefat etti. Bitti. Bizim bir şeyimiz kalmadı. Ben tarlada bedellik yaptım. Bugünkü tabirle. Gittim pamuk suladım ben. Orada yattım kalktım. Biz karpuz kırmak derler. Sabahları karpuz toplamaya gidiyorduk. Karpuz kırıyorduk tarladan. Ben Furunlu köyüne gidiyordum. Furunlu köyünde ben kahvede yatıyordum. Masaları birleştiriyordum. Masaların üstünde yatıyordum. Sabahleyin çünkü saat 4:30-5'te karpuz kırmaya gideceğiz. Çünkü gündüz Sican'da karpuz tarlasına girilmiyor. Saat 4'te-5'te gidiyorsun, 7:30-8'e kadar karpuzu topluyorsun. Bir kamyon karpuz, 10 ton. Kaç kişi az gidersen o kadar fazla yevmiye alıyorsun. Çünkü adam diyor ki kamyonun şu kadar. Çalışmak ayıp değil. Bakın çalışmak ayıp değil. Ben babamı ölmezden öncesinden daha, öldükten sonra hariç, ölmezden önce Allah razı olsun ondan. Maydanoz sattırdı bize şeyde çarşıda. Ben şimdi diyorum maydanoz satmadıysan, garsonluk yapmadıysan insanları tanıyamazsın diyorum. Sebep? Adamı tanıyamazsın. Adam gideceksin, garsonluk yapacaksın, çay getireceksin, çorba getireceksin adama. Adamın o kibrine, adamın o normalde kendince ahlaksızlığına sabrediyorsun. Sabrediyorsun ona, para kazanacaksın çünkü. Para kazanmak kolay bir şey değil. Çalışacak insan, evine bakacak, çocuğuna bakacak. Etrafına faydalı olacak. Etrafına faydalı olacak. Adam normalde evine bakmaktan aciz. Çoluğuna çocuğuna bakmaktan aciz. Bunlar dervişlikten önce bizim kendimizce öğrendiklerimizdi. Ben aynı o öğretinin üzerinde gidiyorum. Dervişlik bunu değiştirmedi bende. Ben hala diyorum ben. Derviş olmazdan önce de dahil buna. Daha ben bir kadına tokat vurmadım. Daha ben bir kadının canını incitmedim. Öyle etini sıkayım, kolunu sıkayım, yok işte bileğini burkayım. Daha benim bir çocuğa bir tokadım yok daha. Yok. Yani duyuyorum, çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Boşa kardeşim ya. Dövmenin ne anlamı var? Dövmenin ne anlamı var? Sokağa atmanın ne anlamı var? Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden arkadaşlar, kadınlar, erkekler, herkese söylüyorum. Yapmış olduğunuz hata, yapmış olduğunuz yanlışlıklar dergaha laf getiriyor. Şeyhi çok seviyorsunuz. Yaptığınla şeyhe laf getiriyorsun. Yaptığınla şeyhe laf getiriyorsun. Söylediğinle şeyhe laf getiriyorsun. Yaptığınla dergaha laf getiriyorsun. Yola laf getiriyorsun. Yapma. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde işte eşiyle tartış... Her tartıştığında kadının annesini babasını rahatsız edip gelin kızınızı alın götürün. Olacak iş mi? Bay oluyor Bursa'da bir normalde böyle birisi işte istemiyorum evde. Kadın mutfaktan aradı beni böyle böyle diyor bana dedi. Topla eşyanı çık dedim.
İşte adam da efelik yapıyor. Çocuklara gelin dersi beraber çalışacağız. Dedim topla çık. Dedim annen kabul etmeyecekse git dedim teleferikteki yerde dedim misafirhaneye git orada dedim otur. Bu kadar. Aldı valizini gitti annesine. Sonra adamın dediği bak ne vicdansızmış ya çocuklarını bıraktı gitti. Ahlaksız adam. Sen kadına defol git deyince ne yapacak kadın? Kadıncağız diyor ki böyle böyle annesine söylemiş. Git dedim annesine de ki Allah'a, peygambere, imana neye yemin edilecekse ederim. Ben bırakıp gitmedim o bana evden defol git dedi. Sonra annesi çağırmış oğlunu. Demiş böyle mi dedin? Ses yok. Böyle mi dedin demiş. Sinirle dedim onun da gitmesi mi lazımdı? Ha sinirle bıçakladı. Ne yapacaksın? Bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Sinirle söyledim. Sen benden daha mı sinirlisin? Ben daha sinirliyim. Ben hepinizden de fazla sinirliyim. Hepinizin sinirini üst üste koysalar benimkinin yanında zerre olmaz. Ben hırsımdan, sinirimden bir şey yapamazsam, karşımdaki işte annemse, ne bileyim büyüğümse benim, ben duvara kafa atıyordum. Bildiğiniz duvara. Güm 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 vuruyordum kafayı duvara. Ev sallanıyormuş. Tutturmuş herkes şimdi. Çok sinirliydim. Gel ben bir sinirleneyim de sinirleneyim de sen benim yanımda durabilecek misin? Ahlaksızlığın adı sinir olmuş. Ahlaksızlığın adı öfke nöbeti olmuş. Ahlaksızlığın adı her şey olmuş. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ama dervişler dikkatli olacaklar. Yaptıkları hatalardan, yanlışlıklardan dergaha zarar veriyorlar. Önceden daha da keskinmiş dergahlar. Şimdi insanları eğitme adına mecbur kalmadıkça bir kimsenin dersini almak istemiyoruz. Diyoruz ki eğitilsin, burada eğitim görsün, dışarı çıkarsa daha da kötüleşir diyoruz. Burada kalsın diyoruz. Yoksa insanların iyiliğinden değil, Allah bizi affetsin. Öyle kendi kendimizi, ben de dahilim buna, fasulye gibi nimetten saymayalım. Rabbim cümlemizi affetsin inşallah. Siz tarikatçısınız, bu yüzden hakikati bulamıyorsunuz diyenler oluyor. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Yol gösterir misiniz? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri demiş ya, hani diyor ya, bir kimsenin tarikatta hissesi yoksa bugünkü zındıkanın karşısında imanını koruması müşkülleşmiştir. Ama adi samimi bir ehli tarikat silsile-i meşayihi duyduğu şedid muhabbetinden dolayı ümidini kesmez, ümidini kesmezse de asla zındıkaya düşmez diye. O yüzden Allah bizi onlardan eylesin. Söylerler, herkes bir laf söyler, herkesin lafına bir cevap vermeye kalksak, işin biz doğruyu öğretmekten kafamızı kaldıramayız. Allah muhafaza eylesin. Varsınlar onlar hakikate erişsinler inşallah. Müslüman bir erkek, Müslümanların Allah'ına, Hristiyanların Tanrısına ve kendi tanrılarına inanan bir Budist kadınla evlenebilir mi? Bu konuda ölçü nedir? Evlenemez. Müslüman bir erkek ancak normalde bir Hristiyan ehli kitabı alabilir veyahut da bir Yahudi ehli kitabı alabilir. Ehli kitabı nikahlanmak bu noktada caizdir. Ama Budistlerle alakalı böyle bir şey yok. Hüküm yok.
Hazreti Adem'in 7 mi yıl önce yaşadığı söyleniyor. Son bulunan insan fosilleri için 10 milyon yıllık dediler. Bilim adamları mı bir yanlışlık yapıyor, yoksa Hazreti Adem'den önce cinniler hariç dünyada yaşayanlar var mıydı? Bu noktada bu yıl verenler Adem Aleyhisselam'la alakalı hata yapıyorlar. Yani Adem kaç bin yıl önce dünyaya gönderildi. Bunu net olarak yani pozitif bilgi açısından bunu hesaplamak çok zor. Bunu bulmak çok zor. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin hani hangi Adem sözü bu meseleyi açıklıyor. Yani normalde işte dünya kaç sefer bu noktada helak oldu. Ne kadar hani böyle bir afat geçirdi. Biz sadece Kur'an'ın bize bahsettiklerini biliyoruz. Bu kaçıncı Adem? Biz onu tam net olarak bilgimiz yok. Yani normalde işte değişik değişik bu konuyla alakalı sufiler kendi rüyalarında, hallerinde farklı şeyler işte görebilirler. İşte biz burada işte 7000 yıl deriz. İşte sufinin birisi örneğin işte bir böyle manevi bir perdede bir kimse zikrullah yaparken gördüğünde işte onun 15.000 yıldan beri aynı noktada zikrullah yapıyor burada dense adamın bu sefer o tarih şeyi karışır. Veya başka bir sufi örneğin yine ayrı bir perdede hatta gözünün önünde bir şey olmuş olsa işte böyle bir mağara gibi bir yer veyahut da ne bileyim bir dehliz gibi bir yer onu gece alsalar oraya götürseler işte burada da şu zikrullahı yapan bu esmayı çeken bir kimse var. İşte 30 bin yıldan beri bu esmayı çekiyor burada. Henüz daha Allah bunun canını almadı. Bu normalde ayrı bir noktada yaşıyor dense o kimsenin bu sefer tarihle alakalı şeyi değişir, durumu değişir. O yüzden kardeşler bu konuda bir tarih vermesinler. Hatta bu hali görse o kimse 15 bin yıldan beri işte bu perdede bu Subhanallahi ve bihamdihi çekiyor. Bu zikirle bu hemhal olmuş. Bununla rızıklanıyor. Bununla nefesleniyor. Allah bu zikirle ona bir ayrı bir hayat bahşetti. Hala da hayatı devam ediyor. Bunun henüz daha eceli gelmedi. Kıyamete yakın bunun eceli gelecek. Yok işte daha da teferruatlı bir şey görse, kıyamete yakın bu yeryüzüne inecek. İşte kıyamete yakın yeryüzüne bu zuhur edecek. Mehdi Allah Resul'e bu yardımcı olacak. Böyle bir hal görse, böyle bir durum görse bu sefer onun tarih durumu değişecek. Şimdi bu meselede tarih verenler bir rüyaları halleri doğrudur ama kısa bir yeri görmüşlerdir. Kısa bir yeri gördüğünden bir evliyanın bir velinin eksikliği değildir bu. Ona 5000 yıl demişlerdir. O 5000 yılı bilir. Veya öbür veliye 10 bin yıl gösterilmiştir. O 10 bin yıl görür. Öbürkü 30 bin yıl görmüştür. O 30 bin yıl görür. Örneğin. O kimse kendi gördüğüyle bunu ayan olur ve bu konuda bilgilenmiş olur. O yüzden buradaki hani tarihler bu pozitif bilimle alakalı değil. Bunlar manevi halle alakalı. Manevi halle alakalı olduğu için o kimse bunda bir tarih koyamaz. Ama o kimse dese ki, ha kardeş bana gösterilen 30 bin yıllıktı. Yani yaklaşık işte 30 bin yıldan beri o oradaymış. Çok eski bir insan. O 30 bin yılı bilir. Daha fazlasını bilebilecek mi? Yok. O yüzden Muhyiddin İbn Arabi'nin hani hangi Adem metaforu geçerli olmuş oluyor. Semanın amacı nedir? Dervişler neden sema ederler? Her dervişin, her sema edenin kendince bir sebebi vardır. Yani örneğin işte bir kimse bir ritüel olarak sema da öğrenebilir. Yani o aslında o sema öğrenirken annesi babası ay sema ediyorlar ne kadar güzel Allah'ı da zikrediyorlar. Benim oğlum da benim kızım da sema etsin diyebilir. Bu da normalde caizdir. Sonuçta sema ederken zikrullah yapıldığından dolayı o bir zikir ibadeti işlemiş oluyor. O zaman normalde semanın amacı nedir?
En alt seviyede hani böyle amaç noktasında bakacak olursak Allah'ı zikirdir. Ama bu noktada sema gerçek manada, sema gerçek manada Allah'la aradaki perdeleri yakmaktır. Eğer semaya biz Allah'la aradaki perdeleri yakmak, aradaki perdeleri kaldırmak olarak bakıyorsak o zaman muhteşem bir şey. Aileden birinin güzel ahlaklı olması için nasıl dua etmeli? Dua duadır. Devamlı onun üzerinde dua edebiliriz güzel ahlaklı olması için. Onun üzerine tevhid okuyup onun üzerine bağışlayabiliriz. İhlas okuyup onun üzerine bağışlayabiliriz. Fatiha-i Şerif'i okuyup onun üzerine bağışlayabiliriz. Fatiha suresinde yalnızca senden yardım dileriz diyor ya. Pir efendilerimizden yardım isterken, himmet isterken nasıl istemeli, nelere dikkat etmeliyiz? İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bu tevhidin özü hükmündedir. Tevhidin özü. Biz ibadet ederken yalnız Allah'a ibadet ederiz. Bir şey isterken de yalnız Allah'tan isteriz. Ama Cenab-ı Hak hem ayet-i kerimelerde hem hadis-i kutsilerde hem Hazreti Peygamber hadis-i şeriflerde sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vesilelerle yaklaşın buyurmuş. O yüzden biz pir efendilerimizi vesile ederiz. Onlardan bir şey istemeyiz. Veya hani başka bir hadis-i şerif var ya, normalde hani bir sıkıntınız olursa, bir duanızın kabul olmasını istiyorsanız ehli kabirden, hani bu noktada ehli kabri vesile ediniz diye bu manada hadis-i şerif var. İşte hemen hemen her şehrin, her kazanın bir evliyası vardır İslam dünyasında. Bir oranın kutbu vardır. Mesela işte Emir Sultan Hazretleri. Git onun başına, onu vesile et. De ki böyle bir derdim var, böyle bir sıkıntım var. Ya Rabbi Emir Sultan Hazretleri'nin yüzü su hürmetine şu işim asan olsun. Veyahut da Üftad Hazretleri'ne git. Veya noktada, bu noktada isterken üstadını vesile et, iste. Şeyh Efendi öyle derdi, Allah rahmet eylesin. Oğlum dirisi varken gidip ölüleri vesile eder. İnsanoğlu enteresan derdi. Gerçekten. Mesela böyle bir yerin zakiri vardı. Milleti topluyordu. Hani Nevşehir'e gitmek için toplanıyorlardı. Bana da söylüyorlardı. Ben gelemem abi. Ben kendim gideceğim diyordum. He? Ben tabii işte çıkıp gidiyordum ben Nevşehir'de. Bir program var, bir şey var. Daha o zaman ben İzmir'deyim, Bayındır'dayım. Tabii ben cuma gün akşam otobüsüne biniyordum. Cumartesi günü sabah Nevşehir'de oluyordum. Şimdi onlar böyle toplanıyorlar ya, bir işte Nasrettin Hoca'ya Akşehir'e uğruyorlar. İşte bu kısası. Eğer uzun giderlerse oradan Konya'ya gidiyorlar. Hazreti Mevlana'yı ziyaret ediyorlar. Dönüyorlar işte tam böyle akşam karanlığına, akşam yemeğine doğru Nevşehir'e geliyorlar. Tabii Şeyh Efendi böyle bütün gün onları bekliyor hani gelecekler diye. Bir gün böyle bana döndü, sen ne gitmedin onlarla dedi. O gün de Konya'ya gitmemişler. İşte Akşehir, oradan bir Ürgüp Göreme, peri bacalarını görmeye gidiyorlar. Tam haber geldi, Ürgüp'e geçmişler peri bacalarını görmek için. Ben de o güne kadar hiç gitmedim ne Ürgüp'e ne peri bacalarına filan. Ben Şeyh Efendi'ye gidiyorum, ziyaret ediyorum. Oradan işte pazar günü akşam otobüse biniyorum. Pazartesi günü sabahleyin yine İzmir garajına iniyorum. Benim şeyim o. Usulüm, kaidem öyle olmuştu. Böyle gayri ihtiyar bana döndü. Sen ne gitmedin dedi onlarla beraber dedi. Ben böyle, o böyle gayri ihtiyar söyleyince benden de gayri ihtiyarı dökülmüş. Taş toprak seyretmeye gelmedim efendim dedim. Yani taş toprak, Ürgüp'te göreceğin de taş toprak. Onun hoşuna gitti.
Başladı tebessüm etme. Allah iyiliğini versin Mustafa Efendi. Taş toprak seyretmeye gelmedin ha. Estağfurullah efendim. Hay taş toprak etmeye ne o? Taş toprak seyretmeye gelmedin ha. Şimdi normalde onu tekerleye tekerleye başladı onu tekerliyor. Şimdi gelene diyor. Sen Ürgüp'e gittin mi? Gittim efendim. Bana deniyor şimdi. Taş toprak seyretmeye gelmiş. Hani taş toprağa gelmiş. Ben hiç bu sefer ne Ürgüp İşte ne ondan sonra bu ne Ürgüp Göreme var ya o yerler böyle hani peri bacaları filan yeraltı şehirler filan nasibim yok benim. Yani ben 18 yıl gittim geldim Nevşehir'e. Ben hiçbir daha hala da bilmem ben. Yoldan geçerken Kayseri yolu var. Kayseri yolundan girdiğinde peri bacalarını görüyorsun. Yani yol üstünde. Ha peri bacaları bunlar. Tamam o kadar gördük yeter tamam. Bu kadar. Şimdi o şey efendi öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Oğlum dirisi varken ölüsünden gider. Hani insan ölüsünü ziyaret eder. Diri olanı ziyaret etmek lazım derdi. E şimdi de bazı arkadaşlar ne yazık ki öyle oldu. Yani normalde hani bu sözün meclisten dışarı. Şimdi eski derviş kardeşler var. Onlar böyle ölüsünde kaldılar, dirisinde yoklar. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde hani hadis-i şerif de var. O büyük zatlar vesile edilir. Ehli kabir vesile edilir. Bu noktada dua ederken vesile edinir. Onlardan bir şey istenmez. İşte bazı sufi kitaplarında yani bu tip sözlerle karşılaşabilirsiniz. Bunları ölçü almayın. Yani bunlar o yaşayanın kendi manevi hali. Mesnevi'de de geçer bu. Hani İbrahim Ethem haç için yolculuğa çıkmış ya. Haç için yolculuğa çıkınca yolda zatın adı aklıma gelmedi. O zatla karşılaşmış. Zat da fakr-ı zaruret için içinde. Demiş nereye gidiyorsun? İşte demiş hacca gidiyorum. Şu demiş hac için ayırdığın akçeleri demiş ver de bana. Demiş benim etrafımda yedi tavaf et, yedi şavt et. Haccın hac demiş. İbrahim Ethem'e diyor bunu. Sen diyor Allah'ın nazar ettiği gidip diyor taşı toprağa tavaf edeceksin. Oysa diyor Allah hani haşa oraya zatıyla tecelli etmedi. Hadisi kutsi söylüyor. Hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Aradın burada diyor. Aradığın burada. E bu tabii onlara ait bir hal. Bu onlarla alakalı. Yani bunu kalkıp da şimdi böyle normal bir kimseye anlatsan siz küfür ehlisiniz der. Çıkar işin içinden. O yüzden bu o hali yaşayanlarla alakalı. Onlar için geçerli. Yoksa mesela işte kimisi demiş yani sen ne? Senin yok mu demiş üstadın. E demiş var. Ne ondan istemiyorsun demiş. Üstadın varken dışarıdan başka bir şey istemenin bir anlamı var mı demiş. Sen şirk ehlisin. Bunlar tabii o hal ile hallenen kimselerle alakalı. Yani bunlar insanlara ölçü olur mu? Olmaz. Hani Hallacı Mansur'un Enel Hak demesi o halle hallenmeyen kimseye ölçü olur mu? Olmaz. İşin edebiyatını yapıyor tabii herkes. Hallacı Mansur Enel Hak dedi. E dedi ama gecede 100 rekat namaz kılıyordu. E nasıl yani? Basbaya. Sen de gecede 100 rekat namaz kıl. Sen de o halle hallen hadi bakalım. E Hallacı Mansur'un cebinde ertesi güne 1 dirhem kalmıyordu. Bir dirhem.
Evinde bir lokma ekmek kalmıyordu ertesi güne. Yani kimisi onun sözü olduğu söyleniyor, kimisi başkalarının sözü olduğu söyleniyor. Kimin sözü olursa olsun, söz hak olsun da. Hani demiş ya, ne yapıyorsun demiş birisine. O da demiş ki, buluyorsam yiyorum demiş, bulmazsam sabrediyorum. Yürü git demiş, onu Bağdat'ın köpekleri de yapıyor demiş. Adam durmuş. O da veliden bir zat. Efendim siz ne yapıyorsunuz demiş. Bulursak dağıtıyoruz demiş. Bulmazsak sabrediyoruz. Bulursak dağıtıyoruz. Bulmazsak hani dağıtacak bir şey bulamazsak o zaman sabrediyoruz. Bulursa yemiyor. Bulursa dağıtıyor. Bakın onlara ait bunlar. Ben o kitap hoşuma gider. Ahmet Er Rıfai Hazretleri'nin Onların Alemi kitabı onlara ait, onların alemine ait. Yani burada normalde hadis okuyoruz. Biz bu hadisi burada kardeşlerin anlayacağı şekilde şerh ediyoruz. Onların aleminden o hadisi okuyorsun, hop oturup hop kalkıyorsun. Yani hadisin normalde yüzünden okuyorsun. Hadisin yüzü ayrı, anlattığı ayrı. Sebep o onların aleminden konuşuyorlar onlar. Allah cümlemizi onların alemine ulaşmayı nasip eylesin. Amin. 59. hadisteyiz. Öksürümden dolayı özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ne yapalım? Böyle birkaç yıldır kışları no şey gribal enfeksiyon geçmiyor artık. Tazeleniyor. Hep yeniliyor kendini, hep tazeleniyor. Her şey kendini yeniliyor ya, tazeliyor ya. Hastalık da kendini yeniliyor, tazeliyor. Elhamdülillah. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace'de geçmiş hadis. Sizden birisi geceleyin kalktığında Kur'an diline dolaşır ve ne dediğini bilemezse hemen yatsın. Demek ki birisi geceleyin kalktığında Kur'an diline dolaştı, artık ne okuduğunun farkında değil, ne okuduğunun bilincinde değil veya okulduğu net değil. İbadet edecek ama okuduğu net değil. Yani uyku basmış ona, yorgunluk basmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki o yatsın. Şimdi bazen böyle bunun kardeşler günlük hayatlarında çok yaşamazlar hani çünkü o kadar ağır ibadet eden yok aranızda ama itikafta belki de bu olur. Yani itikafta mesela bir müddet sonra artık böyle tevhid dile dolanmaya başlar. İlk birinci gün ilk defa girenler, ikinci gün ilk defa girenler. Hani la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. 70 bin tevhid çekiyorsun günlük yaklaşık hani çok diri, çok böyle canlı olursan en az 15 saat sürüyor. Bunu gözünüzü korkutmak için söylemiyorum. Yani bu işin şeyi bu. Çok diri, çok canlı olursanız ancak o da birinci gün olur. 15 saat, 16 saatte bitirirsiniz normal şartlarda. İkinci gün o 18-19 saate çıkar. Zorlanırsınız. Üçüncü gün 20 saate çıkar o. Zorlanırsınız. Zaten dördüncü güne o ders şey olur. Ne o? Sarkar. Sarkmayan çok azdır, çok nadirdir. Ama ben de sarkmadı. Ya otur kardeşim ya yapma. Yani düzgün çekersen sarkar. Yetiştiremeyiz. Yoruyor insanı çünkü itikaf. Yorar. Oturduğun yerde yorulursun. Hiçbir iş yapmadığın halde yorulursun. Yorar insanı. Öyle olunca zaman zaman insanın dili pertekleşir.
söyleyemez hale gelir. Bazen dili şişer içeride yeni girenlerin. Ya da şişmiş gibi geliyor insana, ağırlaşıyor dili insan. O zaman normalde kalbi devam etmeye başlıyor işte la ilahe illallah'ı çekmeye. Karışınca bırak. Bırak. Kalk, abdest al. Abdestin var deme. Kalk abdest al, iki rekat namaz kıl. Başla sonra tekrar. Bir abdest al. Buradan bir o perdeden çık yani, bir kendini oradan kurtar. Sebep, hadis-i şerif bakın, diline dolaşırsa uyusun. Evet. O zaman Kur'an-ı Kerim'i mesela bir kimse bildiği kadarıyla okusa, bir harfi eksik kalsa, bir şeysi eksik kalsa, başka hadis-i şerif var. Hadis-i şerif de diyor ki Allah melekleriyle o tam telaffuz edilmeyen, tam okunmayan harfi tamamlar, katına öyle çıkarır. Eyvallah. Öyle Kur'an-ı Kerim'i tam okuyamıyorum deyip de kenara atma. Az da okusan başla okumaya. Eksik okuyabilirsin. Kelimeleri tam anlamıyla çıkaramayabilirsin. Öğreninceye kadar öyle devam et. Ama komple Kur'an-ı Kerim'i atma kenara. Dervişlerde böyle bir şey var. Ne o? Sufilerde böyle bir tembellik var. Kur'an'la bağ tam kurmuyor sufiler. Yani zikrullah'la bağını güçlendirirken Kur'an'la olan bağını tam güçlendiremiyorlar. Bu yaz döneminde kafamdaki proje. Bütün gençler, yaşlılar, hepimiz böyle yaz döneminde tekkeyi Kur'an evine çevireceğiz inşallah. Böyle kafamda hem erkeklere hem bayanlara yazla alakalı böyle bir kafamda proje var. Yazın böyle herkes Kur'an-ı Kerim'i öğrensin, böyle bir kurslar yapalım, büyükler, yaş grupları, herkes harıl harıl, bütün dergah böyle bir Kur'an ayı, Kur'an 2 aylık mesela, Kur'an öğrenme, Kur'an'ı pişirme olarak hem bayanlarda hem erkeklerde bu konuda biraz herhalde bende eksiklik var. O yüzden ben herkeste eksiklik var diye düşünüyorum. Ben de eksik inşallah. Ama o Kur'an'ı eksik okusa bir kimse Cenab-ı Hak onu tamamlar öğreninceye kadar. Ama bu ayrı bakın. Bu ne? O kimse ibadet etmek için riyazat yapıyor. İbadet edecek. Dili damağına dayanmış. Yok, o bırakacak o zaman. Veyahut da işte kaç rekat kıldığının farkında değil. O bırakacak o zaman. Bu da Ramazan ömresinde olurdu. Şeyh Efendi ile beraber giderdik, Allah rahmet eylesin. Tabii koşuşturma var ya, işte normalde koşuşturmayla beraber işte uykusuz kalıyorsun, koşuşturma var. Bir de teravih var ya, eyvah 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 eyvah. Ben kim var benim sağımda solumda? En sağlam iki tane, iki arkadaş, ben onların ortasına giriyordum, uyuyordum çünkü. Bildiğiniz uyuyordum. Böyle iyice yaslanıyoruz ya birbirimiz. Ayakta uyudum ben, biliyorum. Uyuyordum. Rekatı bilmiyorsun. Hadi orada imama tabi oluyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam veriyorsun. Çıkıyorsun namazdan. Kaçıncı rekat oldu? Gidiyordu bende bazen. Yorgunlukla alakalı, uykusuzlukla alakalı. Bu olur mu? Evet. Kılmayacaksın o zaman namazı. Bakın kılmayacaksın. Diyeceksin ki ya şu uykum bir geçsin. Hemen kalk abdest al. Abdest alacak halde değilseniz burnunuza 3 sefer su çekin. Şeytan insanın burnundan girerekten uykusunu getirir. Ne zaman uykunuz gelirse bu size bir şey olsun. Tiyo olsun. Uykunuz geldi mi? Geldi. Hemen kalkın burnunuza 3 sefer su verin. Bu sizin uykunuzu açar. Mümkünse abdest alın. Yok, burnunuza 3 sefer su verin. Gece zikri yapanlar. Allah biz onlardan eylesin. Amin. O yüzden normalde hani bir kimse, bizde aşırılık yok, orta yol var. Aşırılık yok, orta yol var. Ola ki bir ibadeti yetiştiremedi bir kimse, o zaman ne yapacak? İnşallah kalkacak. Bırakacak. Şimdi buna ilave edeyim, aslında önümüzdeki haftanın dersi 60. hadis var. Hani öyle ya, gece adam virdini bıraktı.
Yani her gece örneğin işte diyelim ki 10 rekat namaz kılıyordu, uykusu geldi bıraktı. Veyahut da işte gece dersi vardı o kimsenin. Kiminizde var sabahlı akşamlı ders çekenler var aranızda. Sabahlı akşamlı ders çeken sabah dersi işte onun sabah namazında başlıyor, akşam namazında günü bitiyor sabahlı akşamlı çekenler. Sonra akşam namazında akşam dersinin saati başlıyor, sabah namazında bitiyor onun dersi. Bu sabahlı akşamlı. Çekebilenler bunu çekebilirler. Bir de ama bunu bir hani üstad verirse vacip olur o zaman. Böyle aranızda öyle dersli olanlar var. Sabahlı akşamlı çekiyorlar. O sabahlı akşamlı çekenler mesela sabah dersini akşam namazına kadar çekecekler. Akşam dersini de akşam namazından sabah namazına kadar çekecekler. Çekemedi. Uykusu geldi. Hadis-i şerif. Bir kimse hizmini veya cüzünü okumadan uyur da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa kendisine geceleyin okumuş gibi sevap yazılır. İşte bir kimse gece zikrini yapamadı. Uykusu geldi, ne bileyim misafir geldi, bir şey oldu, yorgun düştü, kadınlar evde temizlik yaptı, misafir ağırladı. İşte vakti olmadı. Erkek bu yorgun geldi, yoldan geldi, vakti olmadı. Gece dersini yapamadı. Veyahut da işte her gece 2 rekat namaz kılıyor, kılamadı. Veya her gece 10 rekat namaz kılıyor, kılamadı. Veya her gün gece virdi var, çekemedi. Veya kendine virt edindiydi, geceleri 5.000 tevhid çekiyordu, çekemedi. O zaman ne yapacak? Onu sabah namazıyla öğlen namazı arasında onu yerine getirirse o kimse bu sefer gece çekmiş gibi, vaktinde yapmış gibi ne olacak? Sevabını alacak. Allah bizi onlardan eylesin. Önümüzdeki hafta 61. hadisten inşallah devam edeceğiz. Fâlemennâhu El-Fatiha ma selam. Amin. Ecmin. Destur.